Merhaba, bugün sizlere Rus Edebiyatı'nın en büyük isimlerinden biri olan Fyodor Mihailovich Dostoyevski'den bahsetmek istiyorum. Onun hayatı ve eserleri insan ruhunun derinliklerine inmemize yardımcı oluyor ve bizlere kendi iç dünyamıza dair önemli ipuçları veriyor. Dostoyevski, 1821 yılında Moskova'da dünyaya geldi. 6 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğuydu. Babası sert mizaçlı bir askeri doktordu. Annesi ise nazik ve dindar bir kadındı. Genç yaşta annesini kaybetmesi onun üzerinde derin izler bıraktı. Babasının ani ve şüpheli ölümü ise hayatındaki bir diğer büyük kırılma noktasıydı. Aslında mühendislik eğitimi almıştı ancak edebiyata olan tutkusu onu yazmaya yönlendirdi. İlk romanı İnsancıklar yayınlandığında henüz 24 yaşındaydı ve bu eser edebiyat çevrelerinde büyük bir yankı uyandırdı. Fakat asıl hayatını değiştiren olay, Çar 1. Nikola'ya karşı faaliyet gösteren bir gruba katıldığı için tutuklanması oldu. İdam cezasına çarptırıldı ve idam mangasının önünde son anlarını yaşarken affedildiğini öğrendi. Düşünsenize, ölümle burun burunayken bir anda hayata geri dönüyorsunuz. Bu deneyim onun hayatında ve yazılarında derin izler bıraktı. Sibirya'da geçirdiği sürgün yılları boyunca sıradan insanların hayatlarını yakından gözlemledi. Orada tanıştığı mahkumlar ve onların hikayeleri, eserlerindeki karakterlerin gerçekçiliğine büyük katkı sağladı. İnsan psikolojisine dair derinlemesine analizleri, bu dönemde edindiği deneyimlerin bir yansımasıydı. Dostoyevski'nin en ünlü eserlerinden bazıları Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler, Budala ve Yer Altından Notlardır. Suç ve Ceza'da fakir bir öğrenci olan Raskolnikov'un işlediği cinayet sonrası yaşadığı vicdan azabını ve içsel çatışmalarını anlatır. Okurken Raskolnikov'un zihnindeki karmaşayı ve duygusal dalgalanmaları adeta hissedersiniz. Bir diğer önemli eseri Karamazov Kardeşler, aile ilişkileri, inanç ve ahlak üzerine derin düşünceler içerir. Karakterlerin birbirleriyle ve kendileriyle olan mücadeleleri, insan doğasının karmaşıklığını gözler önüne serer. Dostoyevski'nin hayatında ilginç bir nokta da kumara olan düşkünlüğüdür. Özellikle Avrupa seyahatleri sırasında kumar tutkusu nedeniyle ciddi maddi sıkıntılar yaşamıştır. Hatta Kumarbaz adlı romanını borçlarını ödemek için oldukça kısa bir sürede yazdığı söylenir. Bu eser onun kendi deneyimlerinden esinlenerek kaleme aldığı otobiyografik özellikler taşır. Onun yazım tarzı derin psikolojik analizlerle ve karakterlerinin iç dünyalarına yaptığı yolculuklarla öne çıkar. İnsan ruhunun en karanlık ve gizli köşelerine ışık tutar. Dostoyevski eserleriyle bize şunu hatırlatır. Her insanın içinde bir iyilik ve kötülük savaşı vardır ve bu savaş yaşamımız boyunca devam eder. Dostoyevski'nin hayatından küçük bir anekdot paylaşmak istiyorum. Bir gün bir okuru ona mektup yazarak "Neden eserlerinizdeki karakterler bu kadar acı çekiyor?" diye sormuş. Dostoyevski ise şu yanıtı vermiş. "Çünkü acı insanı olgunlaştırır ve gerçeğe yaklaştırır." Bu söz, onun hayat felsefesini ve yazın anlayışını özetler nitelikte. Dostoyevski'nin eserleri sadece edebiyat dünyasında değil, psikoloji ve felsefe alanlarında da büyük etki yaratmıştır. Sigmund Freud, onun karakter analizlerinden ilham almış, Friedrich Nietzsche ise düşüncelerini şekillendirirken ondan etkilenmiştir. Onun insan doğasına dair derin gözlemleri bugün bile geçerliliğini koruyor. Sonuç olarak Fyodor Dostoyevski yaşadığı zorluklara ve içsel çatışmalara rağmen insan ruhunun derinliklerine inmeyi başarmış bir yazardır. Eserleriyle bizlere kendimizi ve insanlığı sorgulama fırsatı sunuyor. Onu okurken kendi iç dünyamıza bir yolculuğa çıkıyoruz aslında. Umarım bu sohbetimizde Dostoyevski'yi biraz daha yakından tanıma fırsatı bulmuşsunuzdur. Eğer henüz onun eserleriyle tanışmadıysanız bir göz atmanızı kesinlikle tavsiye ederim.
Eminim ki siz de kendi hayatınızda ve düşüncelerinizde yeni pencereler açacaksınız. Bir sonraki buluşmamızda başka bir yazarın dünyasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.